أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bugünkü akaid dersimiz ikinci ünitenin ikinci maddesi, işaretlediğim gibi iman ve amel arasındaki ilişki konusu. Amel iradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir. Esasen tasdik ve ikrar da birer ameldir. Hani kalbimizle neydi şey iman, hani Arapça şeyiyle ifadesiyle el imanu tasdikun bil cinan ve ikrarun bil lisan. Yani kalple, gönülle inanmak, doğrulamak, bağlanmak, yani sıdk bağlanmak anlamına da geliyor. Bir yere bağlanmak. İkrar da diliyle onu söylemek. Bu da bir amel, bir nevi. Ancak amel deyince daha çok kalp ve dil dışında kalan organların ameli anlaşılmaktadır. Bu durumda iman ile amel birbirinden ayrı şeyler olmasına, amel imanın bir parçası olmamasına rağmen, ki Maturidiye mezhebine göre böyledir bu, bunu da görmüştük. Maturidiye göre, yani İmam-ı Azam Hazretlerine göre amel imandan bir cüz değildir. İmam-ı Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'ye göre iman kalp ile inanmak, dil ile ikrar etmek ve vücut ile de amel etmektir. Yani bir nevi İslam, vücutla amel etmek, ameli salihte bulunmak nedir? İslam'dır. Yani İslam'ı da imana dahil etmiş oluyor. İslam'ı ihmal eden, ameli ihmal edenlerin de dinden bir şekilde uzaklaşacaklarına içtihad ediyor Ebu'l-Hasan el-Eş'ari rahmetullahi aleyh. İmam-ı Azam Hazretlerine göre imanın cüzü ikidir. Gönülle inanmak, kalple inanmak ve diliyle bunu söylemek, şehadet getirmek. Böyle olmasına rağmen amel İmanın bir parçası olmamasına rağmen her ikisi arasında çok sıkı bir bağ ve ilişki bulunmaktadır. Amel imanın ayrılmaz parçası değildir. Yani kitaptan devam ediyorum şimdi. Kitabımızı da biliyorsunuz, videonun altındaki açıklama kısmına linkini veriyoruz oradan tekrar etmek için. Ki yani zaten sorular da o kitaptan gelecek.
fazladan böyle açıklamak için söylediğim ifadelerden sorular gelmeyecek. Ehl-i sünnet alimlerine göre amel, imanın parçası, rüknü ve olmazsa olmaz rüknü değildir. Bu sebeple bütün dini esasları kalpten benimsemiş fakat çeşitli sebeplerle buyruklarını yerine getirememiş veya getirmemiş, yani yasakları çiğnemiş olan kimse, işlediği günahı helal saymadığı müddetçe mümin sayılır. Bunu da görmüştük değil mi? Dinden çıkmanın üç sebebi vardı. İstihlal, yani haramı helal saymak. Tabi bunun da mefhumu zıttı da nedir? Helal olan bir şeyi de yani alimlerin, mezhep imamlarının, yani kitapta sünnette olmakla beraber mezhep imamlarının da bir ittifak helal saymış olduğu şeyleri kabul etmeyip bana göre bu haramdır diyen bir insan da maazallah dinden çıkar. Yani ikincisi istihfaf, hafife almak. Hafife almak, yani önemsememek. Hani bir ifade var ya, yani bir emri yapamadığı zaman veya yapmadığı zaman, bir haramdan da kaçınmadığı zaman vicdanın sızlamaması istihfaf alametidir. Yani hafife alma alametidir. Yani vicdansızlık, efendim, bu manada böyle de diyebiliriz. Yani vicdanın sızlamaması, rahatsız olmamak, bundan üzüntü duymamak nedir? Dini anlamda, iman anlamında hafife aldığı için, dini hükümler hafife aldığı için efendim, kötü bir yolda gittiğine alamettir. Yani dikkat etmesi gerekir, tevbe etmesi gerekir. Üçüncü de istihza demiştik. Bunları tekrar ediyorum çünkü çok önemli konu. Çok önemli konu. İnsan imanını kaybedebilir. İstihza da hüzû, efendim, geçen hezeyan demiştik ama vav var sonunda, hüzû, yani alay meselesi yapmak. Efendim, hüzû, istihza oradan geliyor. Bir şeyle alay etmek, dini bir konuyla alay etmek. Böyle şeyler yani. Mesela sünnet üzere olan, değil mi? İlmihallerde vardır. Sünnet üzere, sünnetin öngördüğü şekilde böyle bırakılmış, temiz, efendim, bir sakalla alay etmek nedir? Küfre sebeptir. Veya daha değişik şeyler. Şu an bu aklıma geldi. Tabi sakal sünnet üzere olacak. Yani hippi sakalı değil de böyle normal bir tutamlık sakal olacak. Sünnet üzere olan sakal. Hani böyle şeylerle alay etmek, bu da insanı hemen güme götürür. Evet, iman amel imandan bir cüz değildir. Fakat ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de iman ve amel devamlı peş peşe sayılmıştır. Bir, Kur'an-ı Kerim'de şimdi şey yapalım. Çoğumuzun bildiği, tanıdığı, namazlarda okuduğu, sohbetini, vaazını dinlediği Asr suremiz var bizim. Estağfirullah ve la asri innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Bu ayet-i kerimede vel asri, asrı yemin ederim ki, ayet-i kerim birinci ayet bu. Ama vel asri ne demiştik? Vav, hani vav, be, kasem vavı, bu harf-i cerdir. Onun için vel asri diye sonunda esra okutuyor. Bunu da böyle araya sıkıştıralım. Bilgileri tazeleme açısından. İnnel insane, muhakkak ki, yani şüphesiz
İnsan, muhakkak ki insan nedir? Lefi husrin, mutlak olarak ziyandadır. Yani husrandadır. Husran Arapçadan gelme. Husrandadır, ziyandadır. Yani inne var, bir de fi'den önce lam var. Bu iki ifade birbirini kuvvetlendiriyor. Mutlak ve mutlak surette insanoğlu, yani burada ismi el insan, ismi cins, yani tüm insanlık zarardadır anlamında. Yani insan cinsi zarardadır. Tabi istisnaları da anlatacak. Üçüncü ayet kerimede İllellezine amenu. Birincisi kısım neymiş? Hüsrandan, dünya ve ahiret hüsranından, mutsuzluğundan, sıkıntısından kurtulmanın birinci şartı Kur'an-ı Kerim'in, yani Allah'ın kelamının, Resulünün bildirdiği şekilde iman etmek. İman etmek. Bu iman da hepimizin bildiği, değil mi? Bu şeyde videoda hani amentü bahsetmiştik. Bu amentü imanın altı şartına iman etmesi gerekir bir insanın, bir Müslümanın. Ancak iman öyle tam olur. Ehl-i Sünnet'in görüşü budur. Önce iman edecek. Ve amilu salihati, salih amellerde bulunacak. Amel edecek. Salih amel edecek. Bu da tabi salih amel de, kısaca onu da söyleyelim. Yani ilmini öğrenecek. İlmiyle amel edecek. Ama bunu da ihlasla yapacak. Yani salih amelin üç tane şartı bu. Üç tane. İman edecek. Bir, iman ettikten sonra ilim öğrenecek. İlim öğrenecek. İlmiyle amel edecek. Bunu ihlasla yapacak. Mesela konkret olarak ilmihali her insanın bilmesi, öğrenmesi farz-ı ayındır. Yani biri öğrenirse diğerinden düşmez. Neden? Çünkü temel ibadetleri nasıl yapılacağını ilmihalle öğrenebiliriz. Onun için ilmihal ilmi, yani abdestten tutun da ta efendim cuma namazı, cenaze namazı falan, böyle ilmihallerde olduğu gibi bunları öğrenmek hep her Müslüman üzerine farz-ı ayındır. Ne demek ayn? Yani herkese farzdır. Muayyen, muayyen bir şekilde farzdır. Biri öğrenirse diğerinden sakıt olmaz, düşmez. İlmihalini öğrenecek, ilmini öğrenecek, bununla amel edecek. Çünkü ne kadar öğrenirse sorumluluğu artıyor. Onun için önünüze gelen her şeyi öğrenmeye bakmayın. Ne kadar çok öğrenirseniz, yani ilmihalin haricinde ne kadar çok öğrenirseniz, bununla amel etmezseniz, öğrenmemişten daha çok günaha girersiniz, vebal alırsınız. Bunu da söyleyelim. İlim öğrenmek, amel etmek, ilmiyle amel etmek, bırakmamak, yani namazı öğrendi, namazı bırakmayacak, devam edecek. Ve bunu, burada şimdi üçüncüsü niyet. Bunu sadece ve sadece ihlasla, yani rızayı, ilahiyi kazanmak için bunu yapacak. Ha böyle yaparsa ne olur? Yani iman eder. İllellezine amenu ve amilus salihat. Yani iman artı, iman vav burada artı için. Aradaki vav. Ve amilus salihati. Yani iman ve amel. Yani efendim falanca inanmıyor ama neler yapmış? Bir faydası yok. Yani ahirette bir faydası yok. Çünkü ne eksik onda? İllellezine amenu kısmı eksik. Amelus salihati yapmış. Ha belki o amelus salihati ve amelus salihat orada da eksik. Çünkü inanmadığı Allah için amel yapmaz ki. O farklı niyetlerle bir şeyler yapar. Dünyada karşılığını görür. Yani gayrimüslimlerin Müslümanlardan daha çok refah içinde yaşamalarının sebeplerinden birisi de budur. Müslüman amelinin ecrini ahirette alacak. Cenab-ı Hak tamam dünyada da verdikleri var ama dünyada vermezse ahirette daha çok verecek ve orada insan
Değil mi? Ve lesevfe yu'tike rabbuke fetardâ. Allah sana ileride verecek ve sen çok razı olacaksın. Allah razı olacağın bir şekilde sana verecek. Hani cennette tabi doyum olmaz ama Allah'ım yeter artık belki denmez ama yani umduğumuzdan, beklediğimizden çok şeyleri bulabiliriz. Ama ne lazım? Önce iman lazım. Sonra ilim, amel ve ihlas lazım. Yani Allah rızası için yapmak lazım yapılanı. Onun için gayrimüslimler ahirette değil, dünyada karşılığını alıyor. Dünyada rahat yaşıyor. Yani Resulullah Efendimiz buyuruyor ya, arada böyle hatırlatmak lazım. Hani Müslüman kardeşlerimizi teselli etmek için dünya hayatı, yani içinde bulunduğumuz dünya sicnül mümini, ed dünya sicnül mümini ve cennetül kafiri buyurmuşlar. Yani mümin için dünya hayatı bir hapishanedir. Kafir için de cennettir. Kafirin cennetidir. Müminin de hapishanesidir. Yani sıkılır, böyle daralır, bir yere kımıldayamaz. Mümin böyledir. Ama ahirette de tersine olacak tabii. İşte onun için imansız amel ahirette işe yaramıyor. Onu da kısaca söylemiş olalım. Yani hüsrandan kurtulmak için amel, başta iman, zaten konumuz iman. İman amelden çok önemli. Çünkü iman olmayınca ne yapıyor? Amel kabul edilmiyor. Önce iman. İman edecek, amel edecek. Ondan sonra tabi amelin detaylarına geçiyor. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ Hakkı söyleyecek. Hakkı söyleyecek. Yani tuğyandan, tağuttan kaçacak, hakkı söyleyecek. Ama onu da sınırlı. Yani bir münker, yani çirkin bir şey gördüğünüz zaman kim ki görürse, men ra'a münkeren felyuğayyirhu biyedihi. Kim ki bir münker, çirkin bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. El nedir? Güç işaretidir. Yani gücüyle değiştirsin. Hani bizim şu an gücümüz yok. Yani böyle imanlı, ihlaslı, münkere mani olacak efendim bir gücümüz yok. Gücümüz yok. Femen lem yestedi, kim ki buna istida, yani istida ne demek? Güç yetiremezse demek. Taat edemezse, güç yetiremezse febilisanihi, yani gücümüz yok, siyasi gücümüz yok, efendim fiziki gücümüz yok, itibarımız yok. Ne yapıyoruz bu sefer? Lisanımızla anlatarak, yani yaptığımız gibi anlatarak, efendim vaiz ise vaaz ederek, hatipse hutbe okuyarak, müderrisse ders vererek, efendim bir şekilde hakkı anlatarak bunu diyor, değiştirmeye çalışsın diyor Resulullah Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men lem yestedi, kim ki lisanı da, yani diliyle güç yetiremezse, olur ya, yani güçlüdür, cesurdur ama ilmi yoktur, anlatamaz. Veya ilmi vardır, bazı insan ilmi vardır. Değil mi? Böyle bir şeyler okumuştur, biliyordur ama anlatamaz. Yani o kadar derinlemesine konulara girmiştir ki böyle zihniyle, o konuşmayı unutmuştur artık. Ama biliyor. Biliyor fakat insanı böyle dinlendirecek şekilde akıcı anlatamıyor ve sözü dinlenmiyor. Böyle insanlar da var. Efendim, bir de korktuğu için konuşamayanlar var. Ha böyle de olursa diyor ve bir kalbihi, yani söze de gücü yetmezse bir Müslümanın ve bir kalbiyle onu değiştirmeye baksın. Hani bunu şöyle, bazıları şöyle yorumluyorlar ve meal veriyorlar veya yorumluyorlar, tefsir ediyorlar. Kalbiyle buğz etsin. Hayır, buğz, orada buğz ifadesi geçmiyor. Kalbiyle dua edecek, zikir yapacak, efendim istiğfar edecek,
Gerekiyorsa o kişi için dua edecek, hidayeti için dua edecek ama buğz etmeye gerek yok. Yani tabii ki Allah için buğz etmek var ama orada o ifade geçmiyor. Yani kalbi neye yatkınsa bir insan onu yaparak değil mi? Mesela tasavvufla ilgilenen, zikirle, fikirle ilgilenen birisi ise onun için dua edecek, tesbih çekecek efendim. Böyle kalbiyle mücadele edecek. Kalbiyle mücadele edecek. Ve zelike adaful iman buyurmuşlar. Yani bu imanın en katmerlisidir. Yani imanın en katmerlisi. Burada bazıları en zayıfı diye tercüme etmiş veya yorum şey yapmış, ifade etmiş, bunu açıklamış. Bu katmerli anlamına geliyor. Yani burada bir alimlerden birisi şöyle burayı tefsir ediyor. Adaf ismi tafdildir. Mastarı daf yani kesreyle daufe yadufu daf olursa katmerli anlamına gelir. Zaaf mastarından gelirse diyor çok zayıf anlamına gelir. Ama biz burada katmerli anlamını anlamamız gerekiyor. Çünkü iman kalptedir. Efendim, kalbinde iman olmayıp gücü olsa neye yarar? Değil mi? Öyle de yani olabilir. Kalbinde iman vardır. İman eksiktir veya yoktur. Veya münafıktır. Gücü yetiyordur ama münkeri değiştirmek istemez. Böyle de olabilir. Şimdi nereden nereye geldik? Ve tevassav bil hak ve tevassav bil sabrı. Bir de sabrı tavsiye edenler. Bu işte bu yani imandan sonra yapılan ameller bunlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'de iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesinin geçtiği pek çok ayet vardır. Bu ayetlerde iman edenler ile salih amel işleyenler ayrı ayrı zikredilmiştir. Eğer amel imanın bir parçası olsaydı iman edenler denilince ayrıca salih amel işleyenler demeye gerek kalmazdı. Çünkü bir şeyin bütünü ifade edildiğinde bütünle birlikte onun parçalarının da tek tek sayılması gerekmez. Mesela Ali geldi, değil mi? Câe Aliyyun. Ali geldi denildiğinde Ali'nin birer parçası olan organları da sayılarak Ali ve ayakları, elleri ve başı geldi denilmez. Bu da böyle yani böyle bir şeydir yani mantıken logik ile efendim Hanefi mezhebinin temelinde mantık vardır, logik vardır. Bu da bu şekilde böyle ifade edilmiş burada. Yani diyor ki kısaca illellezine amenu ve amilus salihati diye ayrı ayrı zikredilmez. O zaman mesela ne olurdu? Yani ayet-i kerime innel insane lefî husrin illellezine amenu ve tevassav bil hakkı ve tevassav bis sabrı diye böyle ve amelü's salihati zikredilmez. Çünkü neden? İmandan sayılmış olsaydı yani amel böyle zikredilmezdi. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bu tartışalım kısmı burada. Bu Asr suresinin tercümesi. Yani bu sureyi de böyle bir ortamda veya arkadaşınızla böyle tartışabilirsiniz. Efendim. Dediğim gibi testteki bir de şurada not edelim kutusu var. Kehf suresi 105. ayet. Şimdi bunun metnini hatırlayamadım tabi hafızda değilim. Çoğu ayetleri bildiğimiz oluyor. Bazen kısmen biliyoruz. Şimdi bunu çıkaramadım. Buyuruyor ki mealen tabi işte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde tartıya gerek duymayacağız. Ha demin de anlattım ya, iman olmadığı için yani iman
amelin kabul olması için bir şey yani, bir temel, bir grundlage. O olmadığı zaman ne diyor? Bak ayeti kerimede ispatı var. İman olmadığı zaman diyor, ameller boşa çıkacak. Tartı bile kurulmayacak bu kişi için. Çünkü imanı yok. O dünyada artık yaptığı iyiliklerin karşılığını görür. Bazı ayetlerde de iman amel için bir ön şart olarak konmuş. İman olmadan amelin geçerli olmayacağı bildirilmiştir. Mesela Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin yararını görmezler. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur. Ayet-i kerimesinde bakayım ben 17 dipnot hangi ayet? İbrahim suresi 18. Evet. Bu işte ayette verilen örnekle iyi işlerin iman olmadıkça Allah katında değer kazanmayacağı bildirilmiştir. Her kim, başka bir ayet-i kerime, her kim mümin olarak salih amel işlerse artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Ayetinde de görüldüğü üzere eğer iman ile amel aynı şey olsaydı o zaman ayrı ayrı zikredilmezdi. İşte Hanefi mezhebinin sahibi, hocası diyelim şimdiki tabirle, İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hazretlerinin içtihadı böyle. İman amel ilişkisi bağlamında büyük günah. Bazı ayetlerde büyük günahın imanla birlikte bulunabileceği ifade edilmiştir. Mesela şimdi örneğin yazını mis mesela diye değiştiriyorum. Böyle yeni Türkçeyi okurken biraz böyle bir hal oluyor insana. Ayet-i kerimede eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin ayetinde adam öldürerek büyük günah işlemiş kişilerden müminler diye söz edilmiştir. Eğer amel imanın parçası olsaydı bu kişiler mümin olarak anılmazlardı. Bu da şimdi biraz Mutezile mezhebi yani itikadi mezhep. Onlar da derler ki günah işleyen bir insan dinden çıkar ama kafir de olmaz. Böyle hani onların bir şeyi var ya böyle menziletün beyne menzileteyn. Yani iki menzil arasında kalır. Ne kafir sayılır ne mümin sayılır derler. Ama bu ayet-i kerime ne diyor? Bir insan günah da işlese o insan mümin kalır. Ama günah işlemiş olur tabii. Şimdi dersi fazla uzatmamak için ben şu, evet, 34. sayfaya kadar gidiyor bu ders. Bilgi kutusu demiş. Biraz küçültelim. Ayet ve hadislerde büyük günah olduğu belirtilen işleyenleri hakkında tehdit ifadeleri kullanılan veya dünya ya da ahiretteki ceza hükümleri gösterilen fiiller ile ayet ve hadislerde açıkça belirtilmediği halde aynı kötülükleri içeren benzer davranışlara büyük günah denir. Kur'an-ı Kerim'de büyük günahlara ilişkin farklı ayetlerde beyanlar bulunduğu gibi ayetlerde bunların bazıları bir arada zikredilmiştir. Mesela En'am suresi 151, 152, 153 ayetlerinde şu şekilde geçmektedir.
De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. 1. Birincisi, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Yani şirke düşmeyin. Şirkteyseniz geri dönün, tövbe edin. Değil mi? Anne babaya iyi davranın. İkincisi, fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina, livata, LGBT benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Yani meşru müdafaa olabilir onlar hariç. Böyle durup dururken keyfine bir canı öldürmeyin diyor. Bakın can. Candan bahsediyor. Candan bahsediyor. Yani can, bu insan canı, yani insan olabilir. Burada tabi can, Arapça şeyde, ayet-i kerimede nefs olarak geçer. Nefs can demektir, kişi demektir. Yani hayvanlarda da can vardır. Bunlara da dikkat etmek lazım. Öldürmeyin bunları. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Bundan sonra bakın zamanımızda çok oluyor bu. Şu olay, rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ne demek bu? Yani bir yetimin vesayeti birine verilmiş. Hani buna vasi ol, bu büyüyünceye kadar diye. Yani onu diyor gelişi güzel harcamayın diyor. Ha belirli bir miktarda, hani onun malına sahip çıktığı için belirli bir mesela bir harcama oluyorsa, masraf olursa onları bir şekilde alabiliyor, ama yani uygun bir şekilde. Veya kişinin yanında yaşıyorsa hani onun bakımına yetecek kadar onu alabiliyor, ama böyle gelişi güzel harcayamaz. Gel senin işte paranla bir araba alalım falan deyip yani çocuğun diyelim, yani çocuk, çünkü çocuk olması lazım. Çünkü rüşdüne erişinceye kadar diyor. Rüşdüne erişmemiş bir çocuğun malına, yani vesayetine talip olup sonra onu çarçur etmek, bu da nedir? Yasaktır, haramdır. Yani istediği şekilde kullanamaz. Ha belirli masraflarını alabilir. Bunun da ölçüsü var tabii, fıkhi bir konu. Ölçüyü ve tarifi adaletle tam yapın. Bakın burada ne diyor? Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Yani şu günlerde olan olayları bazen böyle hani değerlendiren insanlar diyorlar ya, hani şimdi detaylara girmiyorum. Yani la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Amen Resulü de. Yani herkesin gücü yettiği kadar Allah ne yapacak? Ona soracak ahirette. Yani genişliği kadar, gücü yettiği kadar. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Değil mi? Adalet. Dengesiz olmayın. Adaletin zıttı nedir? Dengesizliktir. Adalet yani adl. İnnallâhe ye'mur bil adl. Denge. Dengeli olmak demek. Allah dengeli olmayı emrediyor demek. Yani dengesizliği değil, dengeli olmayı. Adaletli olmak. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Emme hâzâ sırâtî müstakîmen. Artık ona uyun. Fettebiûh. Bundan sonra başka yollara gitmeyin. Biraz bir hatırlamaya başladım. وَلَا تَتَّبْعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا. Yoksa parça parça olursunuz diyor. Başka yollara uymayın. Parça parça olursunuz. Fırkalara ayrılırsınız. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Şimdi imanla
Bu büyük günahlar var. Şimdi hiçbir mümin ehli sünnete göre günah işlediği için dinden çıkmaz. Yani büyük de olsa, küçük de olsa dinden çıkmaz. Şirk olursa en büyük günahtır. Tevbe etmesi lazım. Tevbe etmeden ölen bir insanı ahirette Cenab-ı Hak affetmeyeceğini haber veriyor. Ama tevbe ederse affediyor. Değil mi? Eshab-ı kiram, hani Allah onlardan razı olsun. Yani çoğu müşrik idi ama Müslüman oldular. Ve Resulullah Efendimizin de mübarek bakışlarıyla makam-ı Mahmud'a kadar yükseldiler yani. O kadar şey aldılar. Muhabbet içinde, arkadaşlık içinde büyüdüler. Yani manen geliştiler. Kamil oldular. Değil mi? Hani hadis-i şerif var ya, Resulullah Efendimiz ahiretteki kardeşlerini özlediğini söyleyince, ahirete değil, düzeltiyorum, ahir zamandaki kardeşlerimi özlüyorum dediğinde, dediler ya Resulallah, biz senin neyin oluyoruz, biz senin kardeşin değil miyiz? Buyurdu ki, siz benim arkadaşlarımsınız. Yani sahabi arkadaş demek. Yani onunla sohbet eden, efendim beraber yiyen, içen, efendim latife yapan, böyle güzel günler geçiren, efendim beraber ibadet eden arkadaşlar, ama asıl kardeşlerim ahir zamanda gelecek buyurdular. Yani şirk, nereden nereye geliyoruz? İman konusu olduğu için. Şirk üzere ölen, tevbesiz ölen bir insanı ahirette Hazreti Allah affetmeyecek. Değil mi? Nisa suresinde var yani. İnna Allah la yağfiru en yuşrake bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmeyecek. Yani ileride, ahirette affetmeyecek. Bunu bazıları yanlış yorumluyor. Dünyadayken tevbe ederse, tevbe eden herkesi affediyor. Yani günah olarak. Ha, kul hakkı yemiş, o ayrı. Onunla helallaşması lazım. Ama öyle nefsine zulmetmiş olan kişileri affediyor, ama böyle kul hakkı yemiş, efendim, velev ki kötü bir söz de olsa birisini üzmüş, bunlardan af dilemesi gerekiyor. Yani helallaşmak demek, af dilemek. Yani onu, beni affet, böyle böyle bir şey oldu. Tabii affet demek de birisinin hakkını alıp onu böyle hasır alt etmek değil, onu ne kadar hakkını aldıysa onu iade edecek. Böyle ondan sonra helallaşacak. Böyle bedava helallaşmak yok. Ama ve yağfuru madune zelik, yani şirkin haricinde mimmen yeşer, dilediği kişiden istediği kadar günah olsun affedebilir. Yani bir ihtimal var. Garantisi yok tabii. İhtimal var. Dilediğinden affedecek. Nasıl dilediğini affedecek? Mesela dünyadayken küçük bir cez yapmış, güzel bir amel işlemiş, Allah'ın rızasını kazanmış ama günahkar olarak ölmüş. Onu bir ameli dolayısıyla affedecek. İnşallah. Bir de hadis-i şerifte bir Resulullah Efendimiz, sizi mahvedecek olan 7 tane günahtan sakınınız. Onlar: birincisi Allah'a ortak koşmak, yani şirk. Sihir yapmak. Bir şirk, iki sihir yapmak. 3 haksız yere bir can öldürmek. Allah'ın haram kıldığı cana kıymak. Yetim malı yemek, faiz yemek, savaştan kaçmak. Bir de yani herhangi bir kusuru, hatası olmayan namuslu mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak. Bunlar da böyle 7 tane büyük günahlardır. 7 tane büyük günah saymıştır. Yani aslında öyle incelediğimiz zaman bu 7 günah ayrıyeten kul hakkı da oluyor. Mesela Allah'a ortak koşmak nedir? Allah'ın hakkına
Allah'ın bir kulunun üzerinde bir ibadet hakkı vardır. Bunu şirke giden Allah'ın hakkına kıymış olur. Allah'ın hakkını tecavüz etmiş olur. Böyle günah işlemiş olur. Sihir yapmak, tabi insanları aldatmak, gözlerini, yani şeylerini aldatmak, hislerini aldatmak. Efendim, birisini öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek. Faiz yemek de yani ayrıca kul hakkıdır. Kul hakkıdır. Mesela faiz bahsinde geçiyor. Yani faiz deyince sadece bankadan fazla para almak değil. Faiz çok detaylı bir konu. Mesela diyor, bir insan veresiye diyor altın alamaz diyor. Alırsa diyor faiz yemiş olur diyor. Düşünün yani. Katalogda görüyorsunuz, altın var. Misal olarak söyleyeyim. Veya değerli bir şey var. Hani değerli bir maden olması lazım. Bunu faizle, şeyle, taksitle alma faize giriyor. Birebir parayla alması gerekiyor yani. Hani ben sipariş edeyim sonra öderim, olmuyor. Bunu da böyle aklınızda kalsın. Çünkü bilmeden büyük haram yemiş oluruz. Buna da dikkat etmek lazım. Bir başka hadisi de tabi 9 olarak zikredilmiş günahlar. Tabi bu 7'ye ilave edilen anne babaya itaatsizlik ve Mescid-i Haram'da günah işlemek de büyük günahlardan sayılmıştır. Mescid-i Haram. Ebu Davud vesaire kitabında. Evet. Kalbinde iman bulunup inancını diliyle söyleyen fakat çeşitli sebeplerle ameli terk eden, şirk dışındaki bütün günahlardan birini işleyen kimse işlediği günahı helal saymadığı sürece mümindir, kafir değildir. Yani istihlal konusu. Fakat büyük günah işlediği için ceza görecektir. Ancak bu kimse için tevbe kapısı açıktır. Yüce Allah böyle bir kimseyi ahirette dilerse affeder, dilerse affetmez, cezalandırır. Evet, şimdi bir sonraki konu. Sayfa. Evet, geri kalan bu üçüncü maddeye kadar olan, buraya kadar olan kısmı okursunuz. Tabi iman, şurada tartışmayı da konusunda okuyalım. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet boğulma haline gelince Firavun gerçekten İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Yani bu tabi ne oluyor? İmanı yeis oluyor. Bir görüşe göre kabul değildir, bir görüşe göre kabuldur. Yani o farklı konu ama bize göre kabul değildir. Son nefeste öleceğini anladığı zaman kabul olan şey tevbe etmektir. Tevbe etmektir. Bunu Resulullah Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam müjdelemiştir. Yani ümmetinden birisi son nefeste ve böyle galgala şey hani iman böyle boğaza kadar böyle çıkmaya anına kadar gelmiş ama adam dili döndüğü kadar istiğfar ediyor, pişman olmuş. Onu kabul ediyor. Ama iman, mümin olduğu için kabul ediyor. İman yeisi Hazreti Allah kabul etmiyor. Dediğimiz gibi konuları 34. sayfaya kadar anlattığımız sayfalardan sorular çıkar, test soruları. Diğer fazlalıktan anlattığımızdan soru çıkmayacak. Efendim.
Bugünlük bu kadar diyelim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.